Arkadaşlar, teknoloji danışmanından herkese merhaba. Elimde 82 ekran bir TV vardı. LCD TV'ydi bu, floresanlı. Isıdan dolayı vesaireden dolayı. Neyse, bir gün bozuldu. Şunu fark ettim, ekrana fener tutunca görüntünün olduğunu fark ettim arkadaşlar. Hemen buna istinaden floresan devresinin de arızalı olduğunu görünce bu kart da arızalı arkadaşlar. Aslında kart satın alıp yapabilirsiniz ama ben bu yöntemi değil de LED'e çevirmeyi düşündüm. Hemen size söyleyeyim. Paneli söktüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Paneli çok dikkatli sökmeniz gerekiyor. Bunların herhangi biri zarar görürse zaten bu ekran çöp oluyor. Panel. LCD panel. Şu an bir LED panel oluyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bir deneme yapmak için ilk başta tek bir sıra dizerek birbirine yakın olması çok önemli arkadaşlar. Tek bir sıra LED dizerek deneme yaptım. Şu şekilde deneme yaptım arkadaşlar. Şu ekranın üst kısmı karanlık oldu. Şimdi buna istinaden tekrar bir şerit LED daha koyacağım arkadaşlar. Üst kısmı. Ona göre kestim. Şöyle bir parça da yana koyacağım. Şu şekilde bir havuz oluşturacağım arkadaşlar. Bütün ışıklar toplanacak. Karşıya da bir tane koyacağım. Daha sonra televizyonumuz LED TV haline gelmiş olacak. LED olmuş olacak. Ben size şunu söyleyeyim. 12 volt şerit LED kullanabilirsiniz. Fakat besleme devresinde, kartın besleme devresinde 24 volt çıkış vardı. Ben o yüzden 24 volt şerit LED kullandım. Yani televizyona ekstra bir güç kaynağı bağlamadan direkt televizyonun akım çıkışından alacağım. Yani şuradan alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24 volt. Burada akım var arkadaşlar. 24 volt ve eksi. Yani negatif 3. Oralardan akım alacağım arkadaşlar. Bu ledleri de birbirine bağlayıp ne olur ne olmaz siz bunları yapıştırdığınızda bu belli yerlere japonla tutturursanız daha sağlıklı olur. Şimdi dilerseniz videoyu durdurduktan sonra ben biraz daha devam edip size daha sonra montaj ve test aşamalarını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda HDMI, evet. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bir alt sıraya bir de üst sıraya 24 voltluk ledler takarak 82 ekran LCD hayata geçirmiş oldum. Hemen DVI'ye tekrar alıyorum, PC giriş. Şu anda bir video açık, DVI'den bağlı. Bir daha basıyorum herhalde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi LCD TV'miz hazır. Şurasının karanlık olduğuna bakmayın. Çünkü alttaki şey biraz aşağı doğru çöktüğü için bakın yukarı kaldırdığımda düzeliyor görüntü. O renk kaybı, ışık kaybı olmuyor. Görüyorsunuz. Elimle oynattığımda. Şimdi görelim tekrar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir 82 ekran LCD TV'yi LED'e çevirmiş olduk arkadaşlar. Şu anda PC bağlı. Ben LED'lerin yapıştırmasını yaptım. Şimdi size de göstereceğim onları. Siz de göreceksiniz. Şu anda test için paneli bağladım. Şimdi toplama aşamasına geldim arkadaşlar ama ondan önce şu anki test aşamasını çekmek istedim. Topladıktan sonra da tekrar çalıştır halde göstereceğim. Bunun dışında şimdi size ledleri nasıl bağladığımı da göstereceğim. Şu anda dışarıdan external 24 volt veriyorum arkadaşlar. Dışarıdan veriyorum, besliyorum şu anda. Gördüğünüz gibi LCD TV'm böyle bozuktu arkadaşlar. Yani böyle açılıyordu fakat görüntü gidiyordu. Aslında ses geliyordu. Dolayısıyla sesin geldiğini anlayınca ekrana bir ışık tutarak durumu anlamış olduk. LCD'ler bozulmuş. Floresanlar bozulmuş arkadaşlar. Floresanlar da bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bunları söktüm bir daha içinde kalabalık yapmasın diye. Bir sürü oldu. Şimdilik tekrar videoyu durduruyorum. LCD TV'yi nasıl LED TV'ye çevirdiğimize devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar,
Teknolojilaşmadan herkese tekrar merhaba. Video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durdurmak zorunda kal. Televizyonumuzu, LCD ekran televizyonumuzu, eski tip LCD ekran TV'yi gördüğünüz gibi LED'e çevirdik arkadaşlar. LCD olan TV'lerde şöyle şurada gördüğünüz gibi böyle bir devre var. O yüzden çok fazla elektrik tüketirler arkadaşlar. Biz ne yaptık? Televizyonun besleme çıkışından 24 volt buraya geliyordu. Biz burayı iptal ettik, bu devreyi. Bu devreye de floresanlar bağlıydı arkadaşlar. Çok basit yani arkadaşlar, bakın. Floresanlarımız buna bağlı. Burada gelen 24 volt yükseltilip floresanlara iletiliyordu. Bu devre bozuk olduğunda ve floresanlar bozuk olduğunda televizyonunuz göstermiyordu arkadaşlar. Buna istinaden şöyle bir durum yaptık. Gördüğünüz gibi ben 24 volt üstünde de besleme devrelerinde 24 volt veya 12 volt vardır. Bende 24 volt olduğu için ben 24 voltluk bir şerit LED kullandım arkadaşlar. Ve LED'i panelin içine şu şekilde yerleştirdim. Üste ve alta olmak üzere. 80 santimlik bir parça yerleştirdim. Buraya ve yukarıya arkadaşlar. Ön yüzü böyle öne bakmamalı arkadaşlar. Şöyle aşağıya bakmalı. Kabinin içine yerleştireceksiniz. Dolayısıyla ışık böyle vursun aşağıya doğru. Buradan da yukarı doğru vursun. O zaman böyle bir görüntü alabiliyorsunuz. Sorun olmuyor. Ben test etmek için YouTube'dan ATV kanalını açtım. Görüntüyü görün diye. Gayet yeterli. Şu an bakın gördüğünüz gibi ışıklar da açık. Işıklarla açık olduğu halde izleyebiliyorum. Oldukça güzel oldu. Yeterli oldu arkadaşlar. Daha da az elektrik tüketecek artık. Eskisi gibi ısınmayacaktı arkadaşlar. Buz gibi şu anda. Televizyon hem ısınmayacak hem daha az enerji tüketecek. Gördüğünüz gibi geceki görüntüsü de böyle. Evet. LCD TV'nizi eski LCD TV'nizi bu videoda nasıl LED ekrana çevireceğinizi, LED TV'ye çevireceğinizi göstermiş oldum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Basit bir şekilde yanıtlayabilirim. Bu TV'ye aslında bir bilgisayar da monte edebilirdik. Aynı zamanda yaptığımız halde bir uydu cihazı da monte edebilirdik. Ama ben biraz basic olsun, kullanabileyim diye bu şekilde tercih ettim. Tamam kız. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.